Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hangi konudan bahsedeceğiz derseniz yer kabuğunu oluşturan malzememiz yani kayaçlarımızdan bahsedeceğiz. Peki bugün ünite içerimizde bizi hangi kavramlar konular bekliyor? Gelin hep birlikte göz atalım. Şimdi bunun öncesinde hangi kazanımdayız? Önce kazan, kazanım kazanımda gidiyoruz zaten. 11-1'i, 11 2, 11-3'ü işledik. Bugün de 11.4 yani 10. sınıf, 1. ünite, 4. konu kısmından bahsediyoruz. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini bugün güzel bir şekilde ilişkilendirmiş olacağız sevgili arkadaşlar. Peki bugünkü anahtar kelimelerimiz, kavramlarımız nelerdir? Petrografi bunu geçen sene görmüştük. Derinlik kayaçları, metamorfizma bunu yeni göreceğiz. Tortullanma bu nedir yahu diyeceğiz ve bunların hepsinde bu dersimizi sonunda öğrenmiş olacağız sevgili arkadaşlar. Peki bugünkü temel kabullerimiz neler? Kanıt kullanacağız. Değişimi ve sürekliliği algılamaya, aynı zamanda zamanı da algılamaya çalışacağız. Peki bunu nasıl yapacağız derseniz özellikle tortul kayaç kısmında bunların bir ne almış olacağız, kullanmış olacağız sevgili arkadaşlar. Bir görsel var. Şöyle bir bakıyorum. Bir tane insan var, dinozor var. Lan biz bunu jeolojik zamanlarda da görmüştük. Dedik ki ya İstanbul'da düşünsene dinozorlar var ulan nasıl bir şey olur falan filan demiştik. Şimdi de bu eleman dinozora tutmuş taş atıyor. Bence var ya ateşle oynuyor yahu. Dişinin kovuğuna değmez diyeceğiz. İşte biz bu kayaçların neyden nasıl ne şekilde oluştuğundan bahsedeceğiz sevgili arkadaşlar. Peki kayaç ne yahu? Kayaç deyince taş gelecek aklınıza. Taş kayaçtır tamam mı? Peki bunlar nasıl oluşuyor? Bir ya da birkaç mineralin bir ya da birden fazla mineralin doğal bir çimento yardımıyla birleşmesi sonucu oluşan maddeye biz kayaç ya da taş diyoruz. Kayaçları inceleyen bilim dalı petrografi olabilir, litoloji olabilir. Bu da kayacın yapısal özelliklerini inceleyecektir. Petrografi de kayaç bilimidir diyebiliriz. Peki insanoğlu kayaçları kullanmış mı? Yahu tabii ki de kullanmış. Mesela çok eski dönemde de kullanmış. Günümüzde bile halen kullanmaktayız. Mesela eski dönemde şurayı düşünün. Mağarada bu dinozor geldi. Yani bunu öldürmesi çok böyle yüksek ihtimal değil ama bunun daha küçük zıpırların geldiğini düşünün sevgili arkadaşlar. Bunlar geldiğinde o adamlar şu görmüş olduğunuz obsidyen dediğimiz kayacı sivrilmişler bıçaktan daha keskindir. Bak bıçaktan daha keskindir altına imzamı atarım. O obsidyenle bu hayvanları öldürmüşler. O zaman biz zamanında av ya da savaş aleti olarak kayaçları kullanmışız. Aynı şekilde kap kacak yapımında da kayaçları kullanmışız. Süs eşyası yapımında Mesela kolye yapımında ya da bileklik yapımında bunların hepsinin yapımında küpe yapımında ne yapabiliyoruz? Kayaşları kullanmaktayız. E, etrafınıza bakın kalelerin yapımında surların yapımında ve evlerin yapımında da kayacı kullanıyoruz. Aynı şekilde sanayide ham madde ihtiyacını karşılamak için mesela taş gömürü dediğimiz kayacı enerji anlamında ve sanayide demiri çeliğe dönüştürmede kullanıyoruz. Ve yer şekillerinin oluşumunda da kayaçların etkili olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki bu kayaçlar kaça ayrılıyor dersek oluşum yerlerine göre oluşum sürecine göre başlarından geçen durumlara göre üç şekilde inceleyeceğiz. Bunlardan birincisi magmatik kayaçlardır. Peki bu magmatik kayaçlar nasıl oluşuyor dersek magma demiş. Yani o volkanizma sonucunda bu kayaçların oluştuğunu biz söyleyebiliriz. Ve bu magmatik kayaçlar ya da katılaşım kayaçları yüzey ve derinlik olmak üzere ikiye ayrılıyor. İkincisi tortul ya da diğer ismiyle sedimenter kayaç. Bu kayaçların oluşumunda da dış kuvvetlerin yapmış olduğu aşınma, taşınma, birikme faaliyetleri vardır. Ve bunlar da üçe ayrılıyor. A fiziksel kırıntılı, B kimyasal C organik tortul kayaçlar. Üçüncüsü ise başkalaşım yani metamorfik kayaç. Bu kayaçların oluşumunda da yüksek sıcaklık ve aynı zamanda yüksek basınç etkilidir ve bunlara da biz metamorfik kayaç diyoruz. Aşağıda mesela örnekler var. Granit, sienit, diorit, gabru. Mesela bunlar magmatik kayaçlardır. Birazdan söyleyeceğiz. Tüf, bazalt, obsidiyen, sünger taşı gene bu kısma girecek. Kuvars, mermer, Bunlar başka yerlere girecektir. Mermer mesela nereye girecek? Bu kısma. Metamorfik kayaça girecek. Hadi bunları biraz açalım. Makmatik kayaç dediğimizdeki mantığımız şu. Yerin alt kısmında kızgın, akışkan, fokurdayan ve sürekli yukarı çıkmak isteyen bir makma var. Ve bu makma her zaman yukarıya yani yeryüzeyine çıkamıyor. Bazen de yeryüzeyine yakın yerlere ne yapıyor? Sokulup soğuyor. İşte bizim bu magmatik kayaçlarımız magmanın soğuması sonucunda oluşuyor. Magma nerede soğuyabilir? Magma böyle gelir 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 yer yüzeyine gelir yer yüzeyinde soğur. O zaman biz bu kayaçları yüzey kayaçları ama magma her zaman yüzeye gelemeyebilir. Yer yüzeyine yakın yerlere sokulur ve burada soğur. Bu kayaçlara da biz derinlik kayacı diyoruz. O zaman bak şunu da unutma. Yer kabuğunun yaklaşık %65'ini magmatik kayaçlar oluşturmaktadır. Bunların diğer ismi katılaşım kayaçlarıdır. Ve şöyle diyeceğiz. Derinlik kayaçları içeride, yüzey kayaçları ise yüzeyde soğuyacaktır. Bunlar iç püskürük, dış püskürük kayaçları, püskürük kayaçları diye geçer ama MEP kitabında artık öyle bir kavram, tanım kullanılmıyor. Bunu da görürseniz ya hoca bundan söylemedi, bahsetmedi diye şey yapmayın. Püskürük de eski ifadede biz kullanıyorduk. Püf püskürdü, yüzeye çıktı öyle düşünebilirsiniz tamam mı? Peki bu derinlik kayaçlarımız neler? Granit, siyenit, gabro ve diorit. Bak granit, siyenit, gabro ve diorit. İtler burada. İt, it, it kısmı burada tamam mı? Bak bunları unutmayalım. Geldim. Yüzeye çıkıp soğuduğunda yüzey kayaçları oluşuyor dedik. Bazalt, andezit, tüf, obsidiyen ve sünger taşı. Bunlar da yüzey kayaçları olarak geçer tamam mı? Hemen geliyorum şöyle. Ha bu arada şunu unutmayalım. Bu kayaçlar genel itibariyle aşınmaya karşı dirençli kayaçlardır. Birinci kısım. Bu kayaçlar yeryüzü şekillerinin oluşumunda da etkiliydi ya. Mesela burada bir tor topografyasını görebilmekteyiz. Hani 9 taş oynarsın ya taşları üst üste koyarsın. Öyle bir şey olmuş değil mi? Peki buradaki kayacımız nedir dersek buradaki kayacımız granittir. İtlerin alayı burada dediğimizde neredeydi o? Derinlerdeydi. O zaman derinlik kayacı olan granitin ayrışması sonucu ne oluşmuş? Tor topografyası oluşmuş. Peki ikinci görsele baktığımda ikinci görselde neyi görüyorum? Peri görüyorum. Peri bacası gene magmatik kayaçların, katılaşım kayaçlarının soğumasıyla oluşur. Bu tepedeki kayacım ve alt kısımdaki kayacım. Bazaltlar üst kısımda, tüfler ise alt kısımdadır. Bunların aşınmaya karşı gösterdiği dirençler farklıdır. Bazalt ve tüflerin böyle farklı aşınmasına bağlı olarak tepe kısmında bazalt, alt kısmında tüfün olduğu şapka şeklindeki şekiller peri bacalarıdır. Aa biz bu kayaçları nerede kullanıyoruz? Turizmde kullanıyoruz. Bak gördün mü? Doğadaki bir oluşum turizm anlamında binlerce turistin de ne yapıyor ilgisini çekiyor. Bizim ülkemizde Nevşehir çevresinde bu kayaçları ve bu oluşumları ne yapabiliriz görebilmekteyiz. O zaman şu yorumu da yapabilirim. Nevşehir çevresinde volkanizmanın etkili olduğunu da ne yapabilirim? Aha da söyleyebilirim. Bak ne güzel yorum yaptım gördün mü? Geldik devam ediyoruz. Bir diğer kısım tortul sedimenter. Tortul ve sedimenter kayaçlardaki olayımız esprimiz şu. Dış kuvvetlerin etkisiyle aşındırılan kayaçların ya da suda çözünmüş halde taşınan materyallerin göl, deniz ve karalardaki çukur alanlarda birikip sertleşmesi sonucunda oluşmakta. İşte bu birikim sertleşme sonucunda bu kayaçlar şöyle tabakalı bir yapı sergileyecektir. Bak tabakalı bir yapı sergileyecektir. Kil taşı, kalker, çakıl taşı, kömür, mercan, kum taşı bunların hepsi tortul sedimenter kayaçlardır. Yani burada dış kuvvetler aşındıracak, burada biriktirebilir. Taşıyıp burada biriktirebilir taşıyıp bu kısımda biriktirebilir. Aşınma, taşınma, birikme faaliyetleri sonucunda oluşur ve bunlar tabakalı bir yapı sergiler. Tabakalıdır böyle. Aynen bu şekilde tabakalıdır. Bunu da unutmayalım. Ve en önemlisi, tabakalı bir yapıda olduğu için bu kayaçlar bünyesinde fosil barındırır. Magmatik kayaçlar peki bünyesinde fosil barındırır mı dersek Tabii ki de hayır. Makma var ya. Düşünsene bir balık makmaya geldi eriyip gidecek. Ya da bir bitki makmaya geldi eriyip gidecektir. Tortul kayaçlar bünyesinde fosil barındırır. Peki bu fosilin özelliği ne? Fosilin özelliği şu. Bize bir fosil geçmiş dönem hakkında bilgi verir. Geçmiş dönemde neymiş? Mesela bu fosili ben Konya çevresinde bulduğumu söylersem ve bu Konya çevresinde bulduğum deniz canlısına ait bir fosil olsun. Ha o zaman şunu derim. Öğretmenim bu fosil eğer ki deniz canlısına ait ve bu fosil Konya'da bulunduysa yahu şu anda Konya'da deniz yok. Ha eski dönemde o zaman Konya denizin altında olduğunu söyleyebiliriz. Bir çöl bölgesinde geniş yapraklı bir bitkiyi bulduğumuzu söylersek mesela çöl bölgesinde Böyle bir bitkiyi bulduğumuzu söylersek geniş yapraklı bir bitki. O zaman da şu yorumu yaparız. Öğretmenim, burada şimdi çöl bölgesi ya ama geçmiş dönemde burada geniş yapraklı bir bitki varsa ha o zaman eski dönemde burada iklimin çok daha nemli olduğunu söyleyebiliriz. Bak ne yaptım? Kanıt kullanarak geçmiş dönem anlamında zamanı algıladım. O işte ilk kısım vardı ya bak ne güzel yaptık yorumları değil mi? Niye bunlar bünyesinde fosil barındırıyor? Çünkü tabakalı olduğu için. Mesela şurada bir balığı düşünsene böyle manyak gibi geziyor. Öldü. Sonra dış kuvvetler tarafından aşındırılan malzemeler bu balığın üstünü böyle kapattı. Burada kaldı. Al sana bu ne oldu? Fosil oldu. Bunu da unutmayalım. Kaça ayrılır? 3'e. 1. Fiziksel ya da kırıntılı tortul kayaçlar. Bunlar aşınma, ufalanma, parçalanmayla oluşur. Kimyasal tortul kayaçlar erime ile oluşur. Organik tortul kayaçlar bitki ve hayvan kalıntılarıyla oluşur. O zaman buranın incesi. Fiziksel tortul kayaçtaki olayımız ufalanma, parçalanmadır. Kimyasal tortul kayaçtaki olayımız esprimiz erimedir. Organik tortul kayaçtaki olayımız ise bitki ve hayvan kalıntılarının bataklık göl ortamında birikmesidir. Tabakalı yapı gösterir üçü de ama şunu unutmayalım üçünde de fosil vardır. Bizim özellikle bu kayaçlarımız genel itibariyle aşınmaya karşı dirensizdir. Fiziksel tortul kayaçlar kum taşı, kil taşı, Çakıl taşı, mil taşıdır. Mesela burada çakıl taşlarını görebilmekteyiz. Akarsuyun kenarında falan oluyor onlar. Kalker, bunun diğer ismi kireç taşıdır. Şuraya şöyle yazdım. Jips, alçı taşı, kaya tuzu, damla taş. Ve dikkat edin, kimyasal tortul kayaçların bulunduğu bölgelerde neler fazla görülebilir? Mağaralar fazla görülebilir. Organik tortul kayaçlar, mercan kalkeri, linyet, turba, taş, kömürü tebeşirdir... Ve biz burada özellikle linyet ve taş kömürünü enerji anlamında kullanmaktayız. Bu da önemli bir ifadedir. Peki şöyle iki tane görsel gördük. Birinci görselimizde bir soba var ve sobada biz kömür yakıyoruz değil mi? Bu kömür dediğimiz bir kayaç değil mi arkadaşlar? Bu kömür dediğimiz hangi kayaç? Organik tortul kayaçtır. Tamam mı? Bak bunu unutmayalım. İkincisine baktığımız zaman ikincisinde bir mağarayı görebilmekteyiz. Mağaranın bulunduğu yerlerde de genel itibariyle kim vardır dersek kalker olabilir. Ki özellikle en güzelleri bu kayaç grubundadır. Kireç taşıdır. Bununla birlikte jips olabilir, alçı taşıdır. Bu biraz daha dirensizdir sevgili arkadaşlar. E bu da hangi tortul kayaç? kimyasal tortul kayaçlardır. O zaman ben kimyasal tortul kayaçların yaygın olarak görüldüğü bir bölgede mağara gibi yer altındaki erime çukurluklarını eğer ki enerji anlamında kömürü yakıyorsam organik tortul kayacın olduğunu ifade edebilirim. Geldik şimdi bir sonraki başkalaşım yani diğer ismiyle metamorfik kayaç. Metamorfizmaya uğruyor. Peki bu metamorfik kayaç nasıl oluşuyor dersek. Tortul kayaçlarımız var mı bizim? Var. 3'e ayrılıyordu. Fiziksel, kimyasal, organik. Magmatik kayaçlarımız var mı? Var. Katılaşım. 2'ye ayrılıyordu. Yüzey ya da derinlik kayaçları. Eğer ki bizim bu tortul kayaçlarımız ve magmatik kayaçlarımız yerin derinliklerinde magmaya yakın olan şu alanda yüksek sıcaklığa maruz kalırsa ya da yüksek basınca maruz kalırsa bu olaya biz metamorfizma bu olay sonucunda oluşan kayaca da biz metamorfik kayaç diyeceğiz. Bak bu kayaçların sıcaklık basınç altındaki uğradığı değişime metamorfizma bu olay sonucunda oluşan kayaca da biz metamorfik kayaç diyoruz arkadaşlar. Mesela kum taşı dediğimiz bir kayaç var. Kum taşı dediğimiz kayaç basınç ve sıcaklık altında kuvarsa. Kalker dediğimiz bir kayaç var kimyasal tortul kayaçtı. Sıcaklık basınç altında mermere. Burada kil taşı dediğimiz bir kayaç var. Sıcaklık ve basınç altında şiste. Granit dediğimiz bir kayaç var. Sıcaklık basınç altında gınaysa dönüşmektedir. Unutmayalım. Kalker mermer. Oradan gelsin. Ku ku. Oradan gelsin. G G oradan gelsin aklına tamam mı? Geldik şimdi. Başkalaşım metamorfik kayaçlar. Burada da kayaçların görsellerini vermişiz. Granit gınaysa, kalker mermere, kil taşı şiste, kum taşı da kuvarsa dönüşmekte. Onların görsellerini de şöyle güzel güzel görebilmekteyiz. Ve kayaçların döngüsüne. Dünyada her şey bir döngü içerisinde. Bunların da yenilenmesi lazım. Peki kayaçların en temelini kim oluşturacak dersek? Makma oluşturacaktır. Makmanın ne yapması lazım? Makmanın soğuması lazım. Eğer ki makmamı soğursa neyi oluşturacaktır? Makmatik kayacı oluşturacaktır. Ya yerin derinlerinde ya da yer yüzeyinde soğuduğunda makmatik kayaçlar. Eğer ki bu kayaçlar aşınıp taşınıp birikirse neyi oluşturacak? Tortul kayacı oluşturacaktır. Fiziksel, kimyasal, organik tortul kayaç. Eğer ki benim bu makmatik kayaçlarımla tortul kayaçlarım yüksek sıcaklık basınca maruz kalırsa o zaman da hangi kayacı oluşturacak? Metamorfik kayacı oluşturacaktır. Sonra bu kayaç tekrar erirse makmaya, sonra yüzeye çıkarırsa makmatiğe, sonra aşınıp taşınıp birikir tortula, sonra bunlar aşınıp taşınıp bir yerde biriktikten sonra sıcaklık basınca maruz kalırsa da metamorfik kayaca, sonra bu da erirse makmaya dönüşecektir. İşte biz bu olaya ne diyeceğiz? Kayaç döngüsü diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Geldik şimdi etkinlik kısmımıza. Kayaç grupları vermiş. Bunları eşleştirelim. Bazalt, andezit, obsidiyen. Bunlar magmatik kayaçlardır. Yüzey kayaçlardır. Ben buraya bak bilerek püskürük yazdım. Bunu da görebilirsiniz. Magmatiği de görebilirsiniz. Katılaşımı da görebilirsiniz. Tamam mı? Yani görürseniz şaşırmayın sevgili dostlar. Bazalt kayacı yüzey kayacıdır. O zaman biri buraya böyle yazıyorum çakıl taşı, kum taşı, kil taşı, çakıl taşı. Bunlar tortul kayaçlardır. O zaman şöyle fiziksel tortul buraya ekledim. Kalker, mermer erlerden aklına gelsin. Başkalaşım yani metamorfik kayaç. Volkan camı, obsidiyen, o çok böyle simsiyah camsı 4 numara magmatik kayaçtır. Kaya tuzu eridi mi eridi, kaya tuzu eridi mi eridi tortul kayaç 5 numaraya yapıştırdım tortula. Kum taşı, kil taşı, çakıl taşı dedik. Bunlar fiziksel tortul kayaç. 6'yı da buraya yapıştırdım. Tüf, tüf. Volkandan tüf yüzeye doğru çıktı. Yüzey kayacı 7 numara. Granit, Gnaysa dönüşür. G'lerden gelsin. 8 numara başkalaşım kayacı. Granit, siyenit, Diorit, Gabro. Granit, Sienit, Diorit, Gabro. Magmatik kayaçtır. Derinlik kayacıdır. 9 numara. Elmas demişim soru işareti attım. Sizce elmas bunlardan hangisine girer mi? Girmez mi? Bunu ben bir sonraki dersimin videosunda söyleyeceğim size. Elması özellikle bazı yayınlarda, kaynaklarda başkalaşım kayacı olarak görüyoruz. Değil. Neden değil olduğunu da bir araştırın bakalım. Elmas neymiş, ne oluyormuş? Tekrar söylüyorum. Elmas başkalaşım kayacı değil. Kaynaklarda falan görürseniz de şöyle üstünü çizin. Bilerek buna eklemiş olduk. Bazalt andezit. Bu nedir? Makmatik kayaçtır. Yüzey kayacıdır. 11 aldım. Kireç taşı. Kalkerdir. Tortul kayaçtır. Mağaraları oluşturur. Şist. Bak şist. Kil taşı şiste dönüşüyor. 13 numara başkalaşım kayacı. Mercan. Tortul kayaçtır. Organik. Gabro. Tortul kayaçtır hatta organik. Granit, sienit, diorit, gabro magmatik kayaçtır. Kum taşı kuvarsite dönüşüyor. Kum, kuvars, ku, ku. Oradan gelsin aklıma. 17. Kil taşı şiste dönüşmüştü. Biraz önce şisti yazdık. Kil taşı 18 tortul kayaçtır. Bunu da böyle söylemiş olduk. Geldik bunlarla ilgili özelliklere. Bak aşınmaya karşı en dirençli kayaç grubudur diyor. Aşınmaya karşı en dirençli kayaç grubu başkalaşımdır. Sonra püskürüğü getiririz, sonra tortulu getireceğiz. Yerin iç yapısı ve oluşumu hakkında bilgi vermektedir. Yerin iç yapısı. Yerin içinde magma var mı? Var. Bunun oluşumu hakkında bilgi verecekse bu özellikle püskürük kayaçlardır. Başkalaşımda da sıcaklık ve basınç altında dönüştüğü için kısmen de olsa yorumlarımız olacak. Yüksek sıcaklık ve basıncın etkisi sonucu oluşanlar başkalaşım kayaçlarıdır. İçinde oluştuğu döneme ait fosilleri bünyesinde barındıracak tortul tabakalı T'lerden aklına gelsin. O zaman bu tortul kayaçtır tabakalı bir yapı gösterecek. Tortul tabaka, tortul tabaka. Tamam mı? Bak bunu unutmayalım. Önemlidir. O zaman bu gene tortul. İri ya da küçük kristal bir yapıya sahip olabilirler. Magmanın soğuması sonucunda meydana gelen püskürük kayaçlar ya da şuraya yazıyorum magmatik kayaçlar ya da katılaşım kayaçları iri kristalli ya da ince kristalli olabilirler sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Geldik sizinle bugünkü dersimiz sonuna. Bugün kayaçlardan bahsettik. Eğer ki magma soyuyorsa bu katılaşım kayacıydı. Tamam bak dikkat et. Eğer ki yüzeyde soyuyorsa yüzey kayaçları yerin derinliklerinde soyuyorsa da derinlik kayaçlarıydı. Dış kuvvetler tarafından aşındırılıp taşınıp biriktirilen kayaçlar tortul kayaçlardı. Ve bunlar bünyesinde fosil barındırıyordu. Geçmiş dönem hakkında yorum yapıyorduk. Bu kayaçlar fiziksel tortul kayaç kimyasal tortul kayaç ve organik tortul kayaç olmak üzere ne yapıyordu? 3'e ayrılıyordu. Bir de bu katılaşım ve tortul kayaçları yüksek sıcaklık ve basınç altındaki uğradığı değişimlerde metamorfik kayaç olarak karşımıza çıkmaktaydı. Granit gınaysa, kum taşı kuvarsa, kalker mermere ama kömür elmasa dönüşür diye bazı kaynaklarda göreceksiniz. Böyle bir ifade doğru bir ifade değil. Haberiniz olsun sevgili dostlarım. Karşınızda günün güzel ödüllü sorusu. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ha, soru çözmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.